İnegöl'de cumartesi günden beri etkili olan şiddetli lodos İnegöl'e bağlı Boğazköy mahallesinde eski caminin minaresini yıkarken yeni caminin de kubbesindeki kurşun levhaları söktü. Bir ağacı da evin üzerine yıktı. Leyle gitmiş mi? Aynı mahallede bir ağrında çatısı uçarken mahallede hemen hemen her evin çatısındaki kiremitler zarar gördü. Mahallede hem elektrik hem de su kesildi. Bizde dün akşam aşağı yukarı saat 8 sıralarında başlayan lodos köyümüzün eski bir camisinin minaresini ilk etapta sonra yeni cami diye hitap ettiğimiz caminin kubbe kısmını daha sonra işte sabah saat 11 sıralarında da bir evin üzerine ağaç çıkarak büyük bir hasar var. Elektrikler kesildi şu anda. Daha sonra köyümüzde besicilik yapmakta olan bir abimizin, Garip Duyan isminde bir abimizin çatısını götürdü. Onun haricinde de şu anda bütün binaların çatılarında hasar var. Yani can güvenliğimiz de biraz riskte. Yani doğal bir afet diyelim artık. Allah korusun yani daha kötüsü de olmasın. İnegöl'ün tarihi camilerinden İshakpaşa Camii ve Külliyesi, bahçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık çınar ağacı da lodosla nasibini aldı. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde İshakpaşa tarafından yaptırılan cami ve külliye bahçesinde bulunan çınar, şiddetli lodosa dayanamayarak devrildi. Gece saatlerinde cami bahçesine doğru devrilen çınar şadırvana da zarar verdi. Çöp konteynerleri yola savrulurken çeşitli yerlerde uçan çatılar ise park halindeki otomobillerin üzerine düşerek maddi hasarlara yol açtı. Lodos nedeniyle yerinden sökülen Kemalpaşa Mahallesi Kocaahmet Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın çatısı, yol üzerinde bulunan park halinde bulunan 16FZ077 plakalı özel otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Turgutap Mahallesi Çiğdem Sokak'ta ise teras kat duvarı büyük bir gürültüyle çökerek evin önündeki özel otomobilde büyük maddi hasara yol açtı.